Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere gerçek dondurmanın nasıl yapıldığını ustalarından öğreneceğiz. Gerçek süt ve sahlepten yapılıyor ve katkısız. Hadi bakalım nasıl olduğunu izleyelim. Getir bakalım yani. Evet, bu da sahlebin kaynamış hali arkadaşlar. Dondurmaya hazır bir şekilde. Bir kepçeyi de şöyle kaldırabilir miyiz? Şunu göster. Kepçeyi de şöyle harmanlayalım, bir nasıl olduğunu, kıvamını izleyicilerimiz görsün. Evet. Evet, gördüğünüz gibi gayet biraz aşağıdan gayet güzel. Gördüğünüz gibi doğal, akıcı ve şahane bir dondurma. Afiyet olsun. Evet, çeşitlerimiz de çok arkadaşlar. Hazır dondurma. Gayet güzel, gerçek dondurma. Evet, başlıyor şimdi içeriye. Salep ve sütümüzü attık, bismillah. Evet, değerli kardeşimizler. Dondurmacıların diğeridir. Sanki kaymak yediğinizi zannedersiniz. O kadar kaliteli. Evet. Maşallah. %100 doğal. Hakiki salepten. Toz muz yok. Kesinlikle. Hazır dondurmalara aldanmayın. Sütünde yağı alınmadan kullanılır. Kesinlikle. Simental ineklerinde. Oo, simental bir de. Şimdi bu 5 dakikada döne döne dondurmamız olacak. Hayırlısı. Hadi bakalım. Biz bunu aralıklı çekelim. Yiyordu değil mi? Evet, nefis gerçek dondurma. Gerçek süt ve sahlepten yapılıyor. Doğal. Değil mi Şen ustam? Evet. Bunu bir tarif eder misiniz nasıl olduğunu? Gülü süt. İşte nasıl olduğunu bir anlat ver. Şeker, salep. Evet. Kaynatıralım. Ne kadar kaynatılıyor? 1-2 saat. Bir litre süte kaç gram salep katılıyor ve dondurma oluşuyor? Seyircilerimize bunu anlatırsak daha basit olur. Salep diyor. Ha. 1 kilo süte. Şeker ne kadar? Şeker 250 gram, 1 kilo. 250 gram, şeker. 1 kiloya. Evet, salepi de 10 gram mı, 5 gram mı, ne kadar? Olur. Gerçek salep. Gerçek salep. Tabii ki gerçek salep. Kaç gram? 5 gram yeter. 5 gram. Yeter. Gayet güzel olur değil mi? Gram, evet. Bu kaynıyor. Mahalleli kıvamına mı gelecek? Oranlaması nasıl? Kaynıp muhallebi kıvamı. Muhallebi kıvamına gelecek. Ondan sonra soğuduktan sonra getiriyoruz. Tabii. Burada makinede gibi çeviriyoruz. Evet. Makinede. Evet. Çeviriyoruz. Evet, nazlı dondurma harikadır arkadaşlar. Ona yakın. En sevdiğim dondurmadır. Değerli ustamın ikramını bir tadalım bakalım. Buyurun, afiyet olsun. Evet, gördüğünüz gibi harika, harika. Külahları sizin imalatınız mı? Kornetler. Tabak. Tabak mı? Evet. Tabak külah deniyor ona ha? Siz yapıyorsunuz. Hazır alın. Hazır alın. Evet. Arzu edene onda sunum yapıyorsunuz. Tabii sunum. Çok güzel, çok güzel. Buyurun, hoş geldiniz. Var var. Güzel bey, İtalyan karameli. Evet. Paket mi, külah? Yok, külah. Külah, tabii. Evet. Oh, çeşitler. Kaç çeşit var Şerif? 26 çeşit. Maşallah. Her birisi ayrı bir güzellikte. Doğallığı şüphesiz zaten. Maşallah. Maşallah. Evet arkadaşlar. Her yerde yoktur bu çeşitlerde. Evet arkadaşlar. Taze dondurma çok harika. Gerçek dondurma arkadaşlar. Böyle dondurma yediniz mi hayatınızda? Yedim. Burada yedim ya. Bu benim küçüklük arkadaşım Yüksel'dir. Çok harika dondurma yapar. Emsali yoktur. Türkiye'de sayılıdır. Yüksel. Yüksel bakılan. Bakıyorum ben de onun için.
Evet, çok harika dondurmalar. İzleyicilerimize gösterelim. Böyle ağır ağır. Hepsi doğal, hepsi natural, organik. Evet. Üretim. Evet. Kaşık mı olacak? Yakından çek. Ver abi. Yapar olacak. Buyur yapar. Patlar buyur. Şöyle canlanacağından. Ne kadar? İsmi de çek. Yavaş gelir. Yavaş olur mu? Sen nasıl kameramansın? Patlar. İzleyicilerin başını döndü. Adam bizde çek. Adam. Tamam. Kes artık bakayım ben. Çeşitler de gayet güzel.